silelim hemen üstümüzü değiştik, deterjanlarımızı aldık. Bir tepsimizi alıyoruz. Tepsiyi hemen dizelim ablam. Ben hala bu Rio Karnavalı perdelerindeyim. Ablam çok seviyor bunları. Nereden aldın sen bunları? Abim diyor ki, sen diyor, tamam her şeyi anladım da bunlarla ciddi misin sen diyor bana. Hani böyle gezi programlarında Afrika ülkelerine gidiyorlar ya, büyük büyük şey, adamlar, kıyafetleri. Evet, onlar peki gibi. Evde nereye uydurdun bunları? Korkutlar, hani kostürkon falan da yok evde. Ne yok? Kostürkon. Uyumlu olur ya. Ne uyumlu değil mi? Baksana. He şu. Yani. Baksana, ama Allah'a şuradaki bak, bir şey mavisi. Şu yeşiller. O da renk olsun. Kız gece su içmeye kalksan fosforlu şey gibi yanar bunlar evde. Peki eşin ne dedi bu perdeleri? O sevdi, bunları seviyor. O sade daha istiyordu ama ben böyle sevdi. Bence de çok sade olmuş. Çok sade. Kaçır ayağım. Perdenin renkine bak Allah'ım yarabbim. Ama ben çok hoşuma gidiyor. E canım zevk senin sevkin. Evet. Güle güle kullan. Önemli olan temizliği. Temiz mi temiz. Peki sizin evlilik işi nasıl oldu? Evlilik işi yani biz akrabayız ama halamın oğlu. Ama uzaktasıydı. Uzakta, onlar buradaydı, ben memleketteydim. Çok hiç, öyle bir gidiş geliş yok. Hiç görmemişiz yani, birbirimizi hiç görmedik yani daha önce. Yani oldu işte öyle. Halam görmüş, köye gelmişti. Seni iş yaparken evet, gördü kesin. Ondan sonra beğenmiş, ondan sonra da ah işte istediler. E köy kızı. Evet. İş biliyor. Yani. E maşallah Allah aşkına, kaşı kaş gözün göz yani yüzüne bakılırdı hanımefendi. Öyle oldu işte. Öyle maşallah oldu. Babam da isteyince verdi işte. Peki sana sordu mu baban, ister misin istemez misin? Babam sordu ama ben istemiyordum ama sonradan eşimi görünce istemiyordum ama ilkten. Adını duydun sadece, adamı adını görmedi. Gördüm. Sadece bir kere abimin düğününde görmüştüm ama hiç hatırlamıyorum bile. O da hatırlamıyor. O kalabalığın içinde. Yani aynen öyle. Hatırlamıyorduk yani. Peki yani bu şimdi akraba evliliği, uzak akraba evet ama yani bir şey zor. Uzak akraba da ki biri Tokat'ta biri burada. Hı-hı. Şimdi o yüzden çok böyle akraba ilişkisi olmuyor. Yani yazdan yaza, ayda tabii yılda ki, tabii bir ki, İstanbul'da ki oturan akraba olsanız geliş gidiş çok oluyor. Tabii aynen. Şimdi akraba evliliğinin çok zor yanları var. Evet. Yani öyle mesela kaynanan ama aynı zamanda halan. Öyle aynen hot diye kalkıp iki i̇şte, laf söyleyemezsiniz. Yani. Ama o size istediğini yapar. Yeğenisin o senin. Sen onun nazarı çekiyorsun diyor. Ama ilkten söyleyemiyorsan sonra söylüyorsun. Kaç sene sonra? Bilmiyorum artık, bayağı bir. Yani bayağı bir kaç sene sonra? Bir 10 sene sonra falan. Yani herhalde tabii ilkten hiç söyleyemiyorsun mesela. Benim ama etrafımda çok akraba evliliği var ki, bizim ailede de var. Mesela benim anneannem de aynı halasının oğluyla evli. Halası evet, kaynanası. Anneannem diyor ki halamdı. Hani ben halam diye saygı çok gösterirdim. O da en çok beni kullanırdı yani diyor. Işte. Mesela badana yaptırıyormuş. Anneannemi çağırıyormuş çamları silmeye. İşte. Bir gün demiş ki ya demiş senin başka gelinin gelin yok mu? Yok mu? Hani? Demiş senin yapman nerede, onların yapması nerede? Sen benim kanımdansın. Peki şey diyorlar. Mesela evet halan ama evlendiği zaman hala hala olmuyor. Direkt kaynana oluyor. Oluyor mu öyle? İlk zamanlar hala oluyor ama sonra değişiyor. Hani belki ben de değişmiş olabilirim onun için ama bilmiyorum yani. Değişiyor yani. Yani o halalık kalmıyor. Evet. Ha bunu bu arada sayın seyirci kötülük manasında söylemiyoruz. Yok, yok yani canım. Bir kaynana kayınvalide rolüne geçiliyor cidden. Evet yani oluyor. Ama yani 16 sene boyunca aynı yani evde yaşamışsınız. Evet evet. Yani iyisiyle kötüsüyle yaşadık yani. Bence iyisiyle yaşamışsınızdır. İyi yani tabii ki canım. 16 sene tabii ki de. Yani. Neyse canım gayet güzel. Peteğin evet altına girdim. Orası da gayet güzel. Evet. Yani kayınvalideni evi ayırmakla çok büyük bir hata yapmış. Bence de. Ben evde senin gibi temizlik yapan gelinim olsa evi direkt üstüne yaparım. O ben çok temizlik yapıyorum diye söyleniyordu ama bana. Ay, yalanamazsın. Çok temizlik yapıyorum. Ne çektim ben seviyordum temizlik yapmayı. Hani her gün süpürgeyi. Su ve elektrik faturası çok geliyor diye değil mi? Yani. Güzel. Ama sadece bana yükleniyordu. Su yani ama herkes harcıyor evde. Sadece ben değilim bir ki. Eşim mi ödüyor dedik faturaları? Tabii canım, hepsine eşim ödüyordu. Kaç çocuk vardı evde? İki çocuk. Ha şimdi ama siz evde 4 kişisiniz. Yani biz 4. Onlar 2 kişi. Yani Yaylacığım evet hep senden yana oluyor ama şu an kayınvaliden yani yanayım. Çocuklar öyle yıkanıyor ya, siz çamaşırız. Yani. Evde 2 tane yaşlı. Haftada bir kere zaten. 2 tane yaşlı yok. Tek halam. Peki ay. Koskoca Allah'ın çıkardı çorabınızı, faturası sana çok geldi. Yani bir tane halam. O kadın niye ev çok geldi. Halacığım evi niye ayırdığını anladım. Hayır, su faturası bana. Bir çorabın kadına çok gelmiş, gördün mü? Yaşlı bir kadın orada haftada bir kere çıkardı, etek attı. Yaşlı değil, genç. Kaç yaşında?
Falat yaşın tam şu an bilmiyorum ama genç yani. Öyle yaşlı değil. Yaşısı gibi saklanıyor. Ama anladığım kadarıyla dinç bir kadın. Dinç. Şu an nerede? İzmit'te. Ha, Adapazarı'nda. Köprünün sonunda oturuyor. Sisli arada çıkıp gelip geri gidiyor. Peki öyle. Burada da bu arada halanın gıyabında çok konuştuk. Evet. Ellerinden öpüyoruz. Kendisine sevgiler, saygılar. Sonra saydıracak bana sizin yüzünüzden. Ellerinden öpüyor. Hepsi senin bir iddian, bir şeyden ne bileyim. Yani. Kayınvaliden evi satmış size, pay vermemiş. Bir büyük olarak kendisine yakıştıramadım. Allah halacığım kendim alın, istediğini yap. Kendine anca ev alabiliyordu. Bir yandan da öyleydi yani. Yani. Hayır sadece habersiz satmasaymış. Tabii. Hadi mutfağa geçelim. Hadi geçelim. Mutfakta bir şey var mı? Dolabın üstü tavana kadar açık mı kapalı? Çok açık, elim girmiyor. Çok az giriyor. Kapalı. Bir de şeyler var. Çiviler falan var. Orayı silmedim yani. Aha. Silemiyorum yani. Anladım. Sonra kıskançlık etabımız var. O nasıl bir etap ya? Birazdan görürsün. Bekle ve gör. Nereye mi? Hadi kalk. Evet, taburemizi aldık. Evet. Hemen şu büyük sarı bezimizi de serelim. Alın bakalım. Ama elimi görmüyor. Bir de çiviler var. Baktım bunu görürsünüz zaten. Bakmadan görmeyeceğim. Evet. Dur. Ama silemiyorum yani. Orasını söyleyeyim. Kadir dur hemen aşağıya. Tezgah istedi. Neredeyse kırılacak. Kesmeler çorbamızın kesmeleri. Evet. Bak ablam elinde açmış kesmiş önceden. Evet akşam açtım. Aa börek. Ay börek yoruttuk. Börek yoruttuk. Kadir ben o kesmeler yarışma süresinde yapılacak sanıyordum. Sen de. Ya yetiştirirsem yapacağım ama yetiştiremezsem o kadar şey var. Ne var kesme de yapılırdı? İşli köfte, yaprak sarması, baklava. Ne var kesme de yapılırdı? Sen de ne zannettin bu kadar robot? Yapsın. Kız sen robot muhabbetsin hepsini bir anda nasıl yapacaksın? Herkes öyle söyleyen kendisi bak, yapsın. Sonra böyle yukarıdan uçup bir anda çakılıyorlar. Ağır ağır gidelim. Ama bir kunt yoğurursan yoğurursun. Orasını bilmem. Ya yetiştirsem yapacağım ama. Bak, kullanmayacağım. Yoğur yarısını aç. Yarısını buradan yarısını ondan arada karıştırırız. Ama bunun içi sert oluyor. Şey yemin etsen yalanı yok. Açtın mı açtın? Kestin mi kestin? Ay yok yalan yerde niye yemin edeyim şimdi? Peki filtrene bakmadım. Şöyle tamam, hafif bakayım. Her sene veriyorsunuzdur umarım. Bu makine kaç senelik? Ablamın makinesi vallahi bir 12-13 seneliği var. Kayınvaliden, makine kayınvalidenden gitti. Orada da yoktu. Elinde mi yıkıyordun? Evet. 16 sene boyunca. Elimde yıkadım. Ah sen yayla abla. Daldan dala daylalara kızım gider yaylalara. Yayla suyu serin olur işte. Kızım içer gelin olur. Daldan dala daysa bakar cebinemedin halası takar. Peki. Ne yapıyoruz? Banyoda tertemiz. Uzun lafın kısası evin pırıl pırıl. Temizlik konusunda tebrik ediyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Yayla'nın takdire şayan bir temizlik gösterdi kendisi. Yayla Hanım kıskanç mısınız? Kıskanç değilim. Kıskanmam. Eşiniz kıskanmaz mısınız? Eşim kıskanırım ama öyle çok aşırı kıskançlığım yoktur yani. Telefon falan kontrol ediyor mu? Hiç etmem. Hiç. Hepimizin telefona şifremiz ortada. Yoktur. Ortadadır yani hiç. Yani şifremiz olsa bu yani kendi... inşallah yuva yıkmaz bu hafta. Kendi kendimizin şifrelerini biliriz yani. Hiç aranını fak sokmanın anlamı yok. Durduğu yere tatlı ekmeğini tuzlu et. Aynen öyle. Şimdi etabımızda bir şeyler temizleyeceksiniz. Bu etabın adı kıskançlık etabı. Kıskançlıkları ne temizleyeceğiz? Hı-hı, göreceğiz. Ruhumuzu mu temizleyeceğiz? Ne yapacağız? Kalk gidiyoruz. Evet. Yalnız bu etap ne biliyor musun? 2 fazla puan aldırıyor sana. Hadi bakalım. İyiymiş. Bu güçlü menünün üstüne bir de 2 puan aldın mı diğerleri daha yarışmasın. Bence programı bugün bitirelim. Hadi bakalım banyoya gidiyoruz. Ereşe yolları dar. Bana bakma benim yerim var. Oho hadi banyoya efendim buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.